Milka neredesin? Milka, kong mu oynasak? İşte geldi. Hangi sihirli sözcük getirdi seni? Bul topunu gel. Evet, dışarı çıkacağız. Dora da mı geldi? Dora çok sinirlenmez bana. Tamam, sabırsız gidiyoruz. Yepyeni bir videodan herkese merhaba. Tatilin, makyajsızlığın ve rahat kıyafetlerin tadını çıkarıyorum. İçimden pek bir şey yapasım gelmiyor çünkü çok yorulmuşum. Hadi. Evde oturup kızımla, Milka'yla falan oynamak, gezmek istiyorum. Hiçbir yere gidesim yok ama şu an bu rahatlığın tadını çıkarıyorum. Şimdi aşağı ineceğiz. Milka çok heyecanlı. Dora'yı da hazırladım. Biraz gezelim, havanın da tadını çıkaralım. Evet, kesinlikle yaz gelmiş. Dora'yı da incecik giydirdim. Ben de ince giyindim ama bildiğiniz kısa kolluyu giy, şortu giy, çık. Öyle bir hava. Andım. Son çıktığımız saatten biraz daha geç çıktık. O gün saat 12.01 gibi çıkmıştık. Şu an saat 4'e geliyor. Ona rağmen zaten aşağıda hiç kimse yok. Sıcak çünkü. Yine kort çılgını, korta gitmek istiyor. Gel buraya. Çok oturduk Dora, biraz gezelim mi? Burada bir gölge bulduk ve oturuyoruz. Başka yapacak bir şey yok. Her yer güneş ve gerçekten piştim yani. Kada sıkıldı, yanıma top almayı unutmuşum. Şurada gezelim, evimize çıkalım artık. Sıcak. Şimdi Doris'in karnını doyuracağım. Ona da tarhana çorbası yap. Tamam anne. Çok acıktı. Çok acıktı. Kim acıktı? Aşkım. Ama çorba şu anda sıcak. Çok sıcak. Üfleyelim soğusun. Nasıl bir bakış? Çorba. Tatili çok güzel geçirmek istiyorum. Bugün birazcık uyuşuk geçti. Yorgunluktandır diye düşünüyorum. Uzun süredir beklediğim şey bugün, bir tartıldım sabah. Doğumdan önceki kiloma son 2 kalmış. Bunu vermek istiyorum bir an önce. Aralıklı oruca devam ediyorum. Birazcık da spora sadık kalabilsem. Geçen hafta 2 kere yapabildim sadece. Planladığım gibi gitmedi. Bu hafta evde tekim. Babaannemiz gitti, dedemiz gitti, baba yok. Bu ikisiyle birlikte tek başımayım. Ancak Dora uyuduğu zaman bir şeyler yapabileceğim. Ama spora birazcık yoğunluk veriyoruz. Spora yoğunluk veriyoruz. Ow! Biz ani bir kararla tekrar aşağı indik. Şu an bebek arabası ve köpekle gidiyorum ama içinde Dora yok. Kaçırdı Lebibi abla. Lilo'yu ben aldım. Milka'yı Damla aldı falan, böyle geziyoruz işte. İşte görev değişimi. Milka'yı serbest bıraksam ne olur? Çok kalabalık mı aşağısı? Kalabalık. Sıkıntı. Damla bak, bunu da sana vereyim, tam olsun. Aynen. Lilo'yla mı anlaşıyor? Onlar anlaşıyorlar da Milka işte sıkıntı. Ama ben seni serbest bırakacağım, gel. Ağaçlara ve yapraklara tutuyorum bunu. Bu da çam yaprağı hayatım. Evet, biri çam, yeşil. Ben de çok dalga geçerlerdi. Neden? Böyle işte. Bu kadar da çağlaya su. Bak bu su, bu deniz. Büyük su. Ev değişikliğinde zorlu anlar. Çırpın anlar. Çok zor ya. Evet, Dora bende. Kimin ediyor? Korkusuz anlar. Çok zorlanıyorsun değil mi şu an? Anne. Nerede doğduğunun annesi? İçine. Milka da burayı karıştırıyor. Bunun içine top var. Milka ne yapıyorsun? Ne var orada? Hayır hayır. Milka bir yüzü. Milki, yanağını göster bize. Yanağı pembe. Bak, nasıl sürüyorsun elimi? Ne sürüyorsun? Yanağın neden pembe? Anlat annesi. Ya şaka gibi.
Bu Milky'nin yanağı nasıl olmuş? Lens meselesi değil mi? Ben birilerine anlattım da yanlış mı anlattım? Karada yok. Adana'ya gelmek için işte eşyaları falan hazırlıyorum. Bu sırada dedim ki hazır eşya hazırlıyorken şu makyaj malzemelerini bir ayır dedik. Bilecekler, atılacaklar falan. Sonradan hani uyudum. Lensimi de çıkardım. İşte benim gözüm de biraz bozuk. Lenslerimi çıkardım, uyudum. Tık 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 ses geliyor. Bu da şey zannettim, hani beyaz çubuklar var ya. Şu sırdeli kemikler değil mi? Ay Melike'ye bak. Aynen. Gözün o kadar mı görmüyor gerçekten? Evet. Hayır tam vereceğim, bekle. Eşek sipası seni al. Ben de işte o çubuk zannettim. Sallamıyorum falan. Sonra annem uyandırdı beni. Bir daha göstersen ben öyle keserim. Joker gibi bir şey. İlk anlamadık bu arada ne olduğunu. O nasıl açmış? Bu kalıcı rujmuş. Ve yani ne kadar sürede böyle? Geçmedi. Bak sana tarihi söyleyeyim. 26 Mart. 26 Mart'tan beri çitiledik. Böyle. Çitiledik. Kaç defa yıkadık. Hani lif aldım falan. Allah'ım. En son bu kadar kaldı. Neyse sen bakiye vesaire. Annem kızıyor falan. Nasıl köpek bakıyorsun? Nasıl ilgilisin? Biz eve geldik, keyifliydi, birlikte yürüyüş yaptık. Dora en son bebek arabasında durmak istemedi, herkesin kucağında gezdi. Ona Lilo'yu alıyor ve Milka'yı alıyor, Milka ve huzursuz oluyor, böyle bir şeyler yaşadık değişik. Şimdi yoruldum ben de, Dora da uyudu işte. Sınında bir oyuncak ordusu var. Orayı toplayacağım, Milka'nın mamasını vereceğim, sonra da birazcık kendime zaman ayıracağım. 6 Şubat'tan beri ilk kez tek kalacağım bugün. Allah her şey yolunda gider. Unutmuşum tek kalmayı. Neyse şimdi birazcık dinlenme vakti. Sen de yoruldun değil mi? Güzel gezdim bugün. Tatilimin 3. videomun 2. gününden herkese merhaba. Tamam aşkım. Dün kamerayı açmak istemedim çünkü evde temizlik vardı. Mis gibi oldu. Ben de ortalığı böyle iyice topladım. Dolap içlerini yaptım falan. O yüzden açmadım kamerayı. Bugün planlarımdan devam ediyorum. Uzun süredir görüşmediğim bir arkadaşımla görüşeceğim. Niye görüşemedik ki? En son hamileydim yani görüştüğümüzde. Yok ya, Dora'yı da görmeye geldi. Evet Dora'yı da gördü. Ona bir dışarı çıkacağız, kahve içeceğiz. Çok güzel bir mekan var burada, Mudra. Adana'da olanlarınız varsa eğer Mudra'ya mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Yani çok bilinen bir mekan. Sıla ile buluşacağız, birazcık hasret gidereceğiz. Çok heyecanlandığım bir şey var. Geçen seneden beri çok istediğim bir ütü vardı. Doğrusu buharlı ütü istiyordum. Böyle gerçekten normal ütü yapmaya üşeniyorum. Bu ütü işi bence gerçekten seven yoktur. Varsa da azınlıktadır diye düşünüyorum. Bu videonun devamında inşallah kargom gelecek. Hatta mesaj gelmiş kargo dağıtıma çıkarıldı diye. Kiwi marka dikey ütü aldım. Birlikte onun kutusunu açıyor olacağız. Ben de çok heyecanlıyım. İnşallah kullanışlı bir şeydir. Çünkü yorumları güzeldi. De benim gibi eğer ütüye üşeniyorsanız bence bir şans verebiliriz birlikte. Neyse ben çok detay vermeyeyim, nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum henüz. Özellikle yaz aylarında. Tişörtler inanılmaz kırışıyor çünkü. Hayatımı kolaylaştıracak şeyler bulmaya çalışıyorum. Videonun devamında onun açılışını göreceksiniz. Hazırlıklarımı yapayım, çıkalım. İkan, bugün gelince oynarız tamam. Baba gelecek bugün, Cem gelecek. Bu tıraş olunca biz zayıfladı. Seni çok seviyorum. Akşam vakit geçireceğiz tamam. Milkan da arkada çok mutsuz. Hadi çıkalım. Milkan, biz gideceğiz ama geri geleceğiz tamam mı? Seni seviyorum. Ya hiç dayanamıyorum aşkım. Ama götüremem bugün seni. Seni seviyorum tamam mı? Geç kalmayacağım. İşte gidiyoruz. Sonra nereye gideceğiz biliyor musun? Tarçın'a gideceğiz Dora. Tarçın'ı hatırladın mı?
normalde Mudra'ya gidecektik ama Mudra'nın eski yerine geldik. Buranın adı ne? Differently. Çok güzel bir yermiş yalnız. Kahvelerimizi de söyledik. Orası çok kalabalıktı diye oraya gidemedik. O yüzden burada birazcık zaman geçireceğiz. Kahvemizi içeceğiz. En son herhalde 2 aylık falan Dora'yla buluştuğunda sen. Şimdi evet, kocaman kız oldu. Şimdi böyle böyle o zaman dokunamıyordu. Evet, bayağı küçüktü. O zaman böyle sarılamıyorduk da. Ama artık yani. Ziya Paşa kızı yapabiliriz seni. Ay, bak. Bakalım. Sıla teyze bize hediye almış. Yani birazcık böyle. Ama çok sevimli bir şey. Ay Sıla. Olur olur ya. Niye olmasın? Ben duydum. Dur bekle şimdi. Tam bir kızım. Çılgın teyze. Çılgın teyze. Niye? Sıla'yla ayrıldık. Çok keyifliydi. Çok güzeldi. Biz şimdi Tarçın'a gidiyoruz. Tarçın. Biz de böyle gezerek geçiyor. Allah kargom da gelmiştir. Çok merak ediyorum. Biz de teyzemle zaman geçirip sonra evimize gideceğiz. 2 dakika dur. 2 dakika dur. Gel gidelim. Babası şunun güzelliğine bak. Çok güzel olmadı mı? Prenses gibi oldu. Papatya. Böyle yapalım dur. Koala. Buraya bak. Koala. Kargomuz gelmiş. Kargomuz gelmiş. Yaşasın. Bizim kargomuz gelmiş. Birlikte açalım diye beklettim. Çatlıyorum şu anda meraktan. Çok merak ediyorum. Hatta kırışık bir iki tane kıyafetimi aldım. Bir de deneyeceğiz. Değil mi? Senin tüylerini de sileyelim mi? Hadi gidelim. Gidelim. Kutumuzu açalım. Tipine bak. Bak. Of benim küçüğüm. Hadi gidiyoruz. İşte burada. Geçen seneden beri istiyordum. Niye anlatırsak bunu Cem? Valla hayat kurtaracak bence. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ben ütü yapmaya üşeniyorum işte. Yani hep ütü istemeyen şeyleri tercih ediyoruz. Tişörtlerimiz için iyi olacak. Özellikle senin için iyi olacak bence. Bu daha önce açılmış mı? Bilmem. Markası Kiwi. Şimdi yani tişörtleri düzleştirecekse yeter. Benim için fiyat performans şu an aslında. Kuzenim kullanıyordu. Senem'in evine gitmiştim mi geçen sene? Senem'de vardı. Daha önce denememiş. O da almış kaldırmış. Bir denedik. O da sonra müptelası olmuş. Kırışıklık gidersin yeter. Zaten büyük şeyleri kendi ütümüzle yapıyoruz. Aa bu ne ya? Ben başka renk bekliyordum. Ne renk geldi? Ha, ben bunu bekliyordum ama yokmuş. Renk seçeneği var mı ki alırken? Yok, Trendyol'da istediğim renk buydu. Yani hani benim gördüğüm. Ama kutunun üstünde şunu görünce her rengi varmış. Güzel bir şey. Güzel, evet. İlk şeyimi söylüyorum, hafif. Senem de kullandığında daha ağırdı. Canım, hafif. Su olmadığı için olabilir mi içinde şu an? Tamam da yani ne kadar ağırlaştırabilir ki bilmiyorum. En azından Milka gel buraya. Dora uyuyor, ağlıyor. Kız gel buraya gel. Kemik istiyordu, orada alıyor. Gel çık yukarı. Böyle. Heh. Hafif, güzel, kullanışlı. Böyle fişe tak, cıt 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 yap. Öyle bir hayalim var. Peki nasıl kullanılıyormuş? Bunun içinde bir şeyler var. Bu bir başlık. Bu niye kirli mi? Biz bir kere bir harman kardon almıştık ya, ikinci el çıkmıştı. Bakayım. Şey gibi. Ya şimdi kutu açarken böyle bir endişeleniyorum. Çünkü teşhir ürünü vermişlerdi bize o zaman. Geri gönderdik. Sadece bunlar çıktı. Normal ütü. Kullanım kılavuzu. Bir de şöyle bir başlık. O başlığı sanırım bir şeyde kullanıyorsun. Öğreniriz. Nasıl kullanacağız? Hiçbir fikrim yok. 2 tane de kıyafet hazırladım. Birlikte deneriz diye. Nasıl çıkarıyoruz? Nasıl çıkaracağız? Şuradan mı açıyoruz? Böyle mi?
Tamam. Suyu dolduruyoruz. Dolduralım. Hiçbir şey beğenmeme timi gibi yapayım mı sana şimdi? Bu doldurma haznesinin şeyi küçük kapağı. Böyle şeylere takılmamak lazım. Şimdi ben bunu geri takıyorum. Fiyat performans ürünü ya. Fiyat da çok uygun. 480 liraya aldım. 2 gün sonra teyzeme gösterdim. 530 lira olmuş. Bir gün sonra hatta. Ya yine iyi yani 500 lira. Bence valizlik de yani. İnsanın kafasıyla ölçebilirsin. Şöyle. Ya da şöyle yani. Nasıl ağırlığı? Fena değil de. Üşenir mi bir insan ya? Üşeniyorum. Özellikle çocuk olduktan sonra da yani giyeceğim mecbur ama böyle dolabı açtığım zaman bakıyorum of bunun ütüye ihtiyacı var neyse bunu sonra giyeyim diye diye çok giymediğim. Eminim benim gibi bir sürü insan vardır. Şey de orada nöbet tutuyor. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Şimdi iki tane kıyafet getirdim. Farklı zamanların farklı kumaş. Hayır Mika çık yukarı hadi gel yardımcı ol bana çık yukarı. Yazlık tişört kırışık. Bu da triko. Deneyeceğiz. Ama şu başlık ne için onu bilmiyorum. Bakarız mı ya? Basıp deneyelim. Oo! Mika yanarsın. Oo! Of! Bir plastik kokusu. Normal herhalde. Mika'cığım çek gir. Tam seni çağırdığıma pişman oldum. Kula görünüyor mu? Evet. Kırışık yani. Bildiğin. Ben çamaşırları askıda kurutuyorum. Belki biraz daha düzleşirim moduyla ama giyileceği yok böyle yani. Deniyoruz. İnşallah hayatımızı kurtaracağım. Bende bariz düzleşme var. Görür müsün? Şöyle göster. Ya normal bir ütü gibi değil ama kırışıklık gideriyor yani. Bence gayet mantıklı. Bence başarılı. Bir de şu an acemilikle yaptım yani. Yani şuradaki kırışıklığı giderdi komple. Zaten giydikten sonra üstünde kırışmış havası verdi yani. Videolar izleyip bunun tam tekniğini öğrenmek lazım. Bir ütü performansı tabii ki değil ama giy çık bence. Sence Cem? Bence de öyle canım. Bayağı kırışık. Bak bayağı gitti yani. Çarılı. Ve ben şeyi göstereyim bak Cem. Burada suyu şuraya kadar, max'a kadar yani şuraya kadar falan koymuştum. Bir tişörtü şu kadar suyla. Yani aslında bu suyla bir tişört daha şey yapabiliriz. Fazlasını yaparsın canım. Aynen. Yok beğendim. 10 üzerinden kaç veriyorsun? 7. 7. Bence de 7. Bunun da kırışıklığını bir göster. Al bana ver istersen. Görünüyor değil mi kırışıklığı? Evet. İşte askıyla asıp kurutulmuş bir şey. Triko. Bakalım. Bak anında açıyor. Gördün mü buradaki gitti. Bak şuradaki çizgiyi görüyor musun? Tam şunun üstüne deneyeceğim. Çok güzel açıyor bak. Dümdüz oldu. Beğendim. Because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do it. Dümdüz oldu işte sen. Dümdüz oldu. Giyecek kıvama geldi. Bence gerçekten pahalı markalara o kadar çok para vermeye gerek yok diye düşünüyorum. İşte günlük giyecek bir şey oldu. Fiyat performans. Bayıldım. İyi ki aldık. Geç kalmışız. Geçen sene alacaktık. Geçen sene 400 lira civarındaydı. Yine 480'e iyi aldım bence bu kadar zamanın içinde yani. Beğendim. Bizden tavsiye. Birlikte açtık yaptık. Sizler de görmüş olduğunuz işte böyle. Güzel. Beğendin mi sen de ütüyü? Senin kıyafetlerini de ütüleriz. Ben şimdi kendime bir kahve yaptım. Cem'le birlikte biraz vakit geçireceğiz. Biz birazdan aslında arkadaşlarımızla Karataş'a gideceğiz. Güzel bir gün olacak. Bu videoya veda ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.